Şimdi artık acılara son verme, husumetleri ortadan kaldırma, sıkılı yumrukları çözüp kucaklaşma zamanıdır. Helalleşme zamanıdır. Çözüm sürecine bu kez yerinden, Şırnak'tan sahip çıktı. Kürt siyasetinin önemli ismi merhum Şerafettin Elçi Havaalanı'nın açılışında konuştu. Bölgeye yapılmak istenen ama engellenen çalışmaları anlattı. Buraya okul, hastane, havalimanı, baraj inşa ederken müteahhitlerimizi, işçilerimizi tehdit ettiler. Şantiyeleri bastılar, insan kaçırdılar, okul yaktılar. Biz bunlar karşısında da geri adım atmadık. Bir taraftan hizmet verelim diyoruz ama bir taraftan da birileri hizmet verilmesin diye tehditte bulunuyorlar. %10 bize komisyon vereceksin diyenler var. Bunu yapanlar bu ülkede barışı konuşabilir mi? Erdoğan geçmişi hatırlattı. Yaşanan kötü olayların geçmişte kaldığını söyledi. Takipçisi olacağız dedi. Biz geçmişin acılarına değil, ortak bir istikbale bakacağız. Geçmişin ihmallerini elbette telafi edeceğiz. Ama şimdi geleceğe bakma, istikbale bakma zamanıdır. Şimdi artık acılara son verme, husumetleri ortadan kaldırma, sıkılı yumrukları çözüp kucaklaşma zamanıdır. Helalleşme zamanıdır. Çözüm sürecinin siyasi amaçla yapıldığı eleştirilerine karşı çıktı. Çözüm sürecinin gayesi siyasi hedefler değildir. Çözüm sürecinin gayesi çıkara dayalı hedefler değil. Çözüm sürecinin gayesi gençlerimizin ölümünü durdurmaktır. Yeterince acı yaşadık. Yeterince zamansız ölüm yaşadık. Kardeşlerim, Türkiye bunları hak etmiyor. Kardeşlerim, bu baharı beraber kalıcı hale getirmeye hazır mıyız? İşte önemli olan bu. Erdoğan süreç için gerekli adımların da atılacağını dile getirdi. Devletin, hükümetin atması gereken ne adım varsa biz onu atıyoruz. Çözüm sürecinden vazgeçen, bu süreci sabote eden, bu süreci sonuçsuz bırakan asla ve asla biz olmayacağız. Hiç kimse gençlerin kanı üzerinden farklı hesaplar içerisine girmesin. Hiç kimse bu ülkenin gençlerinin canı üzerinden kirli hesaplar yapmasın. Herkes ama herkes elini yüreğine koysun. Elini vicdanına koysun. Gençleri düşünsün. Anneleri, babaları düşünsün. Ve adımını ona göre atsın. Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu ünlülerin imzasıyla Times gazetesinde yayınlanan ilana dikkat çekti. Türkiye'nin saygınlığına zarar getirmeyeceğini belirtti. Gazeteye yüklendi. Acaba kaça bu mektubu yayınladınız Times? İşte senin bedelin o.